Merhaba. Merhaba. Evet, hemen bir soruyla girelim konuya. İş hayatında merhamet nerede başlamalı, nerede bitmeli? İş hayatında hem merhametli hem başarılı olunabilir mi? Demiş bir izleyicimiz. Önce şunu sorayım. Özel yaşamda hem merhametli, özel ilişkilerde hem başarılı ve mutlu olabilir mi? Vallahi bence olabilir eğer bana soruyorsan. Ama bu iş hayatında da olabilir mi? Bu hani insanlık tarihine dayanan bir yanlış inanç. İş hayatında merhametli olursan başarısız olursun. Evet, ezip geçeceksin, acımayacaksın karşındakini. Yoksa merhametli olursan seni istismar ederler, seni kazıklarlar diye bir inanç var. Oysa bu doğru değil. Yani ister iş hayatı, ister özel ilişkiler, ister aile içi ilişkiler, insanca özellikler taşıdığı ölçüde başarılı ve kalıcı olur. Merhamet nedir? Soruyorum, merhamet nedir? Merhamet, karşı tarafın içinde bulunduğu durumu anlamak ve ona şefkat göstermek diyebilirim yani çok özet bir şekilde. Yani duygusal zekanın bir özelliği değil mi? Tabii duygusal zekası olmayan bir insanın çok başarabileceği bir şey değil. Merhamet bana göre daha yani bilinç seviyesi yükseldikçe artan bir özellik insanların içinde. Merhamet duygusu yalnız acımakla karıştırılmamalı. Şimdi ben onu soracaktım. Acımakla arasındaki fark ne diye. Acımak ve merhamet ayrı malzeme. Acımakta bir üstünlük duygusu, bir kibir vardır. Yani ben sana acıyorsam elbette ben kendimi senin üzerinde bir yere konumluyorum. Ama hani acımadan maraz doğar diye bir sözümüz var galiba, değil mi atasözümüz? Acımaktan. Şu bir şey ki acıdığın insanlar, acımaktan dolayı onlara yardım ediyor olsan bile sana karşı işlerinde nefret ve öfke duyarlar. O pozisyonda oldukları ve sen kendini onlardan üstün gördüğün için. Yani kendi durumlarını hatırlatan bir yaklaşım bu acımak. Evet. Merhamette acımak yoktur. Merhamette anlayış vardır. Merhamette seni özne olarak görüyor ve insanlığını insan olarak hissediyorum duygusu var. Dolayısıyla iş hayatında başarılı olan gerçekten kalıcı başarıya sahip olan şirketlere bakarsak, yani dünya çapında bir bu şirketlerde yatay bir ilişki var. Hiyerarşik bir ilişki yok. Yatay tamam. İlişki derken kastettiğin görev yani, bölüşümü. Görev bölüşümü var. Belki benim sorumluluğum bu kadar. Senin sorumluluğun bu kadar. CEO'nun sorumluluğu çok daha geniş bir daireyi kapsıyor. Sorumluluk alanlarına göre bir ilişki. İlişki ama şey değil, hiyerarşi. Ben senin üzerinde ya da altında konumlanmıyorum. Çünkü üstte altta konumlanma otomatikman ezme ezilme ilişkisini getiriyor. Bırak şeyde bu hani Google'ın kendini içinde ara kitabında şey diyor yazar, araştırma yapmış şirketlerin işte merhamet oranı yüksek oldukça o iş yerinde başarının artması ama sadece iş hayatta değil. En katı ortam nedir? En katı kuralların hiyerarşik yapılan işlediği askeriye değil mi? Orada bile, orduda bile merhamet oranı, şefkat oranı yüksek komutanların çok daha sevildiğini, o alanda daha başarılı olduğu görülüyor. Tabii ki şimdi senden korkarak aslanın çalışması var. Bir de senin severek çalışması var. Anlaşıldığını hissederek çalışması var. Verimi artıran bir şey oluyor tabii. Kesinlikle, burada. Kesinlikle. Peki, şimdiye kadar bilinen yaygın görüşün dışında bir şey bu yalnız. Yani iş hayatına baktığında mevcut sistem de bunu çok destekliyordu. İşte atasözlerimiz de var hatta. İşte her koyun kendi bacağından asılır, kimsenin gözüne yaşına bakmayacaksın. Bu atasözü müydü bilmiyorum ama. Bir şekilde insanların kendi amaçları doğrultusunda ilerleyebilmeleri için
karşısına çıkmış her türlü engeli, bunlar insanlar da olsa, çiğneyip geçmeleri öğütlenirdi. Acımasızca yani. Evet. Sadece kendini düşünerek ancak başarıya böyle ulaşabilirsin diye bir telkinde bulunuyordu. Bir görüş hakimdi. Şimdi onun çok dışında bir cevap, senin verdiğin cevap. Yani merhamette başarının daha da yükselebileceğini söylüyorsun. Kendini içinde ara kitabı da zaten benzer bir yerden yaklaşmış soruna ama... Google'ın başarısının buna dayandığı söyleniyor mesela. Ama peki ben şöyle bir soru soracağım burada. Şimdi bütün herkes ya da bu bilince sahip olmamış olan, başarı peşinde koşan insanlar zaten merhametsiz ve acımasız insanlar. Değil mi? Yani o fikre göre odaklandıklarına göre. Bunun içinde sen merhametle yaklaşarak nasıl kendini var edebilirsin bu kadar yamyamın arasında? Bir şeyin bir yerden başlaması lazım. Sonuçta örnekler var. Merhametli şirketlerle merhametsiz şirketler arasında yapılmış araştırmalar var. Tamam, ikisi de çok para kazanıyor olabilir. Yani iki şirket de çok para kazanıyor olabilir. Ama araştırma yapıyorlar. Mesela patronlarla çalışanlar arasında. Patronlar için, patronlara göre çalışanların önceliği ne? Çalışanlara soruyorlar. Çalışanlara göre çalışanların önceliğini. Patronlar para, maaş en ön sıraya koyuyorlar. Çalışanlar ise kendilerinin değerinin bilinmesi, aidiyet duygusu ve iş yerinde huzuru ilk sıraya koyuyorlar. Patronlar para, maaş derken... Yani ben sana kötü davranayım, iyi maaş verirsem kalırsın sen burada. Niye çalışıyorsun yani, zaten sadece para için? Çalışan için önceliğin para olduğunu varsayıyor ve parayla da her şeyi halledebileceğini düşünüyor. Para her şeyin devasıdır. Oysa çalışanlar böyle söylemiyor. Çalışanlar arasında yapılan anketler defalarca değişik zamanlarda, değişik boyutlu, değişik ölçekli şirketlerde yapılıyor. Hayır, şirketteki huzur her şeyin önünde ve değerinin bilinmesi duygusu. Yani takdir edilme duygusu bir numara. Maaş bilmem kaçıncı sırada, unuttum yani. Ama bu önce geliyor. Ama üçten sonra geldiğini söyleyebilirim. Evet, ben de mesela iş başvurusu yapmış olan insanlarla yaptığım geçmişte işte mülakatlarda falan senin söylediğin gibi bir sıralamayı söylendiğini hatırlarım. Yani çoğu insanın öncelikle o iş yerinde bir huzur atmosfer, aradığını. Evet, tabii ki faturalarını ödeyecek bir gelir düzeyine sahip olması elbette son derece doğal ama önceliğinin huzur olduğu şeyi benim de deneyimden bildiğim bir şey aslında. Ya sabah kalkıyorsun, ayaklarını sürüye sürüye mi işe gidiyorsun? Yoksa sabah kalkıyorsun, severek mi gidiyorsun o işlerine? Evet. Yani o işlerine senin değerin biliniyor mu? Bunu hissediyor musun? Ait olma duygusunu yaşıyor musun? Tıpkı ilişkiler gibi. Sonuçta iş yerinde de insanlar arasında ilişki var. Ya sağlıklı ilişkiler var, ya sağlıksız ilişkiler var. Sağlıksız ilişkiler eninde sonunda mutsuzluğa ve en nihayetinde depresyona yol açıyor. Depresyon da bütün hastalıkların kaynağı. Yani stres, evet, aşırı stres yüklüysen, soğuk algınlığından kansere kadar her türlü hastalık. Hastalık ne demek? İş kaybı demek. Zaman kaybı demek. Ve insanın günde ortalama... Hayatının üçte birini, yani gününün üçte birini, en az üçte birini geçirdiği yerde huzurlu ve mutlu olması ve insanca yaklaşılması son derece önemli. Peki burada hani benim soruma dönecek olursak, hani merhametli bir insan bir firmada tek başına birçok merhametsiz, acımasız, şefkat yoksunu, şefkat göstermeyen, dolayısıyla da alamayan... Ama başarı peşinde koşan insanın arasında ne kadar başarılı olabilir diye bir soru sormuştum. Ben oraya dönersek benim senin anlattıklarını anladım. Şöyle bir şey, aslında başarısız olması için, başarılı olması için pardon, ille de şefkat duygusundan yoksun olmasına gerek yok. Artı bir şeye daha sahip olması onu avantajlı kılar ve zaten merhametli bir insanın diğer insanların paspası olacağı anlamına gelmez bu. Diğer insanlara merhamet gösterdiğinde onların da pozitif etkilenebileceğini, dolayısıyla da etrafını daha pozitif insanlarla çevirebileceğini söyleyebiliriz.
hele hele bir şirketin politikası haline gelmişse bu, yani o şirket insan ilişkilerini, kendi arasındaki iletişimi bu duygusal olumlu temelin üzerine oturttuysa, yani merhamet, şefkat duygularının insanlarda açığa çıktığı ve birbirlerine yansıttıkları bir ilişkiyi orada kurduysa, başarı kurum açısından da, o kurumda çalışanlar açısından da diğerleriyle kıyaslanamayacak boyutta diyebiliriz herhalde. Google'da zaten bunun kanıtı, tabii evet. Gidip görmedik etmedik ama kitabından bildiğimiz kadarıyla, bu Kendini İçinde Ara kitabından, neticede şu anda Google epey bir önlere, yani ciro açısından da, gelir açısından da sollamış durumda. Tabii sadece Google değil, birçok şirket var böyle merhametli. İnsanlar şundan çekiniyor. Merhametli olursam çalışanlar beni istismar eder. Yani patronların görüşü en yaygın bu. Ama şunu hatırlamak gerekiyor. Merhametin hakim olduğu iş kültüründe aynı zamanda adalet de vardır. Evet. Ve adaletin olduğu yerde değil patron, diğer çalışanlar bir çalışanın iş yerini ya da birbirlerini sömürmesine izin vermezler. Yani işte burada merhamet ortamı var, o zaman ben istismar edeyim bu durumu, kendi çıkarıma kullanayım diyen bir çalışan o iş yerinde zaten uzun süre barınamaz. Biraz bulaşıcı galiba bu merhamet dediğin. Evet. Yani birisi merhametliyse şirkette, hele hele bir de etkisi geniş, sorumluluk alanı daha geniş olan bir insan merhametli yaklaşıyorsa, çünkü yani insanları da etkiliyor bu. Çünkü o istismar eden kişi sadece iş yerinin değil, diğer çalışanların da hakkını yemiş oluyor. Hmm. Hani kendi payına düşen sorumluluğu almadığı için. Dolayısıyla o şirkette adalet duygusu hakim olduğu için de böyle bir çalışanın uzun süre barınmasına izin verilmez. Ve zaten de gördüğüm, sen merhametliysen daha çok merhametin hakim olduğu iş yerlerinin eninde sonunda çekiliyorsun yani. Evet, eğer ille de sana uymuyorsa bütün çabana rağmen. O zaman barınmıyorsun yani de... sırf para uğruna. Merhamet duygusu gelişkin insanlar para uğruna, sadece para uğruna ne çalışırlar ne çalıştırırlar. Evet. Yani o şeye de güvenirler zaten. Merhamet duygusu, hani dedik ya, daha gelişkin bir bilinç seviyesine ait olan bir duygu. Bilgi seviyesine diyorum, bilinç seviyesine diyorum. Peki bilinçle bilgi arasında kısaca bir ayrımı da yapabilir misin? Bilinç hazmedilmiş bilgi. Bilgi henüz sofranın üzerinde. Bilgiye oturmuş. Bu örnekten yola çıkarsak, evet. Ya bilinç, bakış açının genişliği. Yani bu şimdi bilinçle bilgi apayrı bir, çok uzun bir konu daha doğrusu. Da demin şeye takıldım, hani şey dedim, işte her koyun kendi bacağından asılır. Şimdi bu cümleyi, bu atasözünü iki türlü yorumlamak mümkün. Eğer bencilce yorumlamaya kalkarsan, ne yaparsan kendine, hani evet, bana ne senden, umursamıyorum seni anlamına da gelir. Her koyun kendi bacağından asılır. Öbür tarafta da sorumluluk alma açısından bakarsan, evet, yaptıklarımın zararı sandığın gibi başkalarına değil, önce bana olur diye de bakabilirsin. Bu tabii asılma esprisi sadece olumsuza bir örnek de, aynı zamanda yaptıklarımın olumlu getirisi de bana ait oluyor. Tabii. Yok, bana ait olmuyor tabii bir şekilde. Olum, bacağından asılmıyorsun. Yok şöyle ya, olumlu olumsuz bütün getiriler aslında benim çevremdeki insanları da etkiliyor. Yani belki doğrudan beni çok daha derinden etkiliyor ama düşün ki ben moralsizim, enerjim düşük, hiç kötü davranmıyorum kimseye karşı. Benim bulunduğum ortamdaki insanların bile neşesini, enerjisini kaçırabilirim, yani düşürebilirim. Ama pozitif bir şekilde, olumlu bir şekilde o ortamda yer alıyorsam yine hiçbir şey yapmam ama o enerjimle bile insanları keyiflendirebilirim, enerjilerini yükseltebilirim. O nedenle bu atasözü yetersiz bana göre. Yani sadece kendimizi ilgilendirmiyor yaptığımız şeyler. Bizimle birlikte bu hayatı yaşayan, etrafımızdaki, çevremizdeki birçok insanı dolaylı da olsa etkileyen sonuçları var.
Yani her koyun kendi bacağından aslında biraz da şey etme bulma dünyasına da benziyor. Değil mi? Kendim ettim, kendim buldum gibi. Zaten onu başka amaçlar için söylemiş. Benim hani örnek olsun diye söylediğim bu biraz bencilliği körükleyen bir sistem içinde yaşıyoruz. İşte başarıya giderken birçok etik değeri çiğneyebileceğin düşüncesini eken zihnimize bir sistem içinde bu tür laflarda bunu destekleyen şeyler oluyor. Evet, bakıyorsun ya doğru ya, beni ne ilgilendiriyor onun hayatı? Sadece benim hayatım bu. Gerekiyorsa basar üzerine geçer giderim. Tabii bu düşünce de yavaş yavaş bizim insani duygularımızı erozyona uğratan bir şey. Burada biraz bu sistemin insanları insanlığından çıkaran, eriten, her şeyi paraya tapar hale getiren bu sistemin kendisini daha insani bir hale dönüştürme çabası aynı zamanda da bu merhametli yaklaşım insan evet. ilişkilerine ve evet. iş dünyasına. Evet. Evet. Sonuçta şunu soralım kendimize, patronsak şunu soralım. Ben iş yerinde korkulan bir insan mıyım, sevilen bir insan mıyım? Ben şimdi yarın anket çalışanlar için de geçerli bu. Ben çalıştığım iş yerinde diğer çalışma arkadaşlarım tarafından çekinilen, uzak durulan bir insan mıyım, sevilen bir insan mıyım? Bu evet. hakikaten benim neyle ilgili? Empati, merhamet düzeyimle ilgili. Yani merhamet nedir? Seninle kendimle ilgilendiğim kadar ilgileniyorum. Bir bakıma. Evet ama biz şanslıyız o bakımdan. Bence buradaki insanlar şöyle hemen gözün önüne geldiğinde hep merhametli insanlarla birlikte olduğumuzu söyleyebilirim ben yani. Evet, insan bizim insan. Kadar merhamet duygusu gelişmiş insanlarla birlikte olduğumuzu söyleyebilirim. Evet, bu soruda sanıyorum yeteri kadar üzerinde durduk. Herhalde tatmin edici olmuştur. Zaten o kadar çok iç içe girmiş durumda ki sorular... konularla değişik konularla o nedenle şey de bitti artık Saim. Hani eskiden işte ne bileyim hiyerarşik olan firmalar hiyerarşikti ve en tepede her şeyi bilen duruyordu patron, yönetici her neyse. Sonra aşağıdakiler yukarıdaki her şeye hakimdi. Ve aşağıdakiler de yukarıdaki ne diyorsa onu yapıyordu. Ama günümüz dünyasında artık uzmanlık dönemi başladı. Bu mümkün değil ki zaten artık. Yukarıdaki her şeyi bilmiyor. Yani çalışan kendi alanında uzman. Artık şey oldu, kompartmanize oldu bilgi, uzmanlık alanı. O yüzden öyle höt söt devri bitti. ayrıca tabii yine de höt söt yapanlar olabilir de. Hani höt söt daha rafine olmuş höt sötler. Ama yani şunu şeyler. yapıyorsun, çalıştığın yani yere keyifle gitmiyorsun. İnsanlar da zaten evet ilk fırsatta daha rahat koşullarda çalışma imkanı bulduğunda kaçan insanlar oluyor. Hemen yani değil mi? Uzun süre, evet uzun süre huzur arıyorsa evet. uzun süre durmuyor zaten. Bir çalışan sirkülasyon olur o iş yerleri. Herkesin aradığı şey huzur. Evet. İster iş yerinde, ister ilişkilerde, ister sosyal yaşamda. O yüzden merhamet insanın yüreğinin aktive olmuş halidir. Bu lafla bu şeyi programı bitirebiliriz herhalde. Merhamet insanın yüreğinin aktive olmuş halidir. Evet, güzel bir bitiş cümlesi oldu bence de. Görüşmek üzere.